kampanyasında bu sefer sonuç vermeyeceğine yürekten inanıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yankı Bağcıoğlu. Yine çok değerli tespitlerde bulundunuz. Size son 2 dakikam kaldı. Hızlıca Hüseyin Bey size soracağım. Böyle DEM Parti ayrı aday çıkardı. Bu görünen o ki o kadar da beklenen hani CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki oy oranlarını etkilemedi. Yine açık ara önde gidiyor Ekrem İmamoğlu değil mi? Sonuçta DEM Parti ile ilgili bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle elbette etkiledi aslına bakarsanız. Yani demin de gördük işte grafikte Sayın Danış Beştaş'ın %4.8 gibi bir oyları var ama istenilen şey yani DEM Parti'nin %8'in üstünde oyu var İstanbul'da. Ancak yeni bir Kürt seçmen profili var. Nedir? Kentli seçmen, kentli Kürt seçmen oluştu İstanbul'da. Dolayısıyla biraz da Güneydoğu'daki Kürt seçmenden farklı olarak bakılıyor ve gayet nefes almak isteyen, Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakan bir Kürt seçmen de var. Dolayısıyla da her ne kadar Sayın Beştaş çok HDP'nin, pardon DEM Parti'nin en güçlü profilde gösterebileceği adaylardan bir tanesiydi. Ama buna rağmen Kürt seçmende tam istenilen konsolidasyonu sağlayamıyorlar. Çünkü İstanbul'da AKP'ye karşı olan bir Kürt seçmen de var. Dolayısıyla da bu Kürt seçmenin gideceği adres daha çok Ekrem İmamoğlu. Maalesef işte 14 Mayıs'tan önce jargon olarak lügatımıza şu katıldı. Kazanılacak aday demişlerdi İYİ Partililer. Şimdi kendileri kazanacak adayı yaratamadılar. Sadece DEM Partililer değil, İYİ Parti de İstanbul'daki oy oranına hiçbir şekilde ulaşamıyor. Ve şu anda Sayın İmamoğlu'nun birazcık da böyle partiler üstü, gerekse de Sayın Özgür Özel'in biz Türkiye İttifakı'nı kuracağız söylemleri aslında seçmende etkili Çiğdem Hanım. Yani İYİ Parti aslında boşu boşuna bu yola girdi denebilir mi bu durumda? Yani ortadaki sonuçlara bakacak olursak. Elbette. Tabii ki girme hakları vardı. Bir partilerden de İYİ Parti. Herkes kendi adayını çıkarabilir Özgür Özel'e. Diğer tarafta dikkat ederseniz Sayın Erdoğan'ın da yeniden Refah'a karşı bir hırçınlığı oluşmaya başladı. Çünkü 2-2,5 puan bandında bir oyu var yeniden Refah'ın ve Sayın Erdoğan da işte biz milli görüş geleneğinden geldik ve benzeri, hatta Manisa'da kalkıp Bülent Arınç'ın milli görüş geleneğiyle ilgili ortaya koyduğu söylemler var. Gün geçtikçe seçime doğru yeniden Refah'ın karşı AK Parti'nin daha da sertleşeceğini düşünüyorum ve göreceğiz de bunu hep birlikte. Ama DEM Parti seçmenine bakacak olursak da nereden baksanız aradan bir ayrışma, %100 ayrışma demeyeyim de ayrılma %50'si Sayın İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Sayın Meral Danış Beştaş'a oy vereceğini söyleyen bir kesim var. Bir de arada daha kararsızlar var. Dolayısıyla da DEM Parti'nin oyu seçime doğru 4.8'in de altına düşebilir. Oradaki Kürt seçmenin Sayın İmamoğlu'na yöneleceğini görebiliriz önümüzdeki hafta. Artık önümüzdeki hafta demeye başlamamız gerekiyor çünkü iç seçim 2 hafta kaldı. Önümüzdeki haftadan itibaren kararsızlar biraz daha düşüp Sayın İmamoğlu'nun oylarının biraz daha artacağını hep birlikte görüyor olacağız sanırım. Artık reklama girmek zorundayım ama çok da merak ediyorum. Kürt seçmen, özür dilerim hocam. Kürt seçmen, Meral Hanım'ı tanıyor mu? Tanımıyor. Yani öyle bir durum var. Biz bunu sahada da görüyoruz. Ben kendi gözlemledimle de bunu bizzat gittiğimiz mekanlarda özellikle çalışan gençlerde bakın öğrenci Kürt seçmen özellikle Z kuşağında tanıyor ama çalışan Kürt gençleri maalesef Meral Hanım'ı tanımıyor. Öyle bir durum var. Özellikle 60 yaş üstündekiler Meral Hanım'ı tanıyor ama tanımayan ciddi bir kesim de var. Öyle bir handikapı da var Sayın Danış Beştaş'ın. Buyurun hocam. Son sözünüzü çok hızlı rica edeyim. Çünkü reklamda olmamız lazım. Kürt seçmen, evet. Buyurun. Kürt seçmen diyorsunuz ama bakın seçilenler Kürt değil. Şimdi yani DEM'in veyahut da HDP'nin milletvekillerin içerisinde 3-5 tane Kürt var. Kürt değil yani siz çok fazla bu Kürt seçmen üzerinde duruyorsunuz. Aslında Kürt seçmen onları desteklemiyor ki. Yani ben daha yakın zamanda gittim Güneydoğu'ya Kürt seçmen dedikleriniz onları desteklemiyor. Biraz bunu yanlış bir telaffuz olarak düşünüyorum bunu. Kürt seçmen diye hep Kürtleri suçlamayın bu konuda, bu gibi konularda. Hocam biz kimseyi yani, suçlamıyoruz, çok pardon. Bir sürü insan var, hayır ama o seçmen içerisinde sadece Kürtler yok, onlara oy verenlerin içerisinde. Onun için Kürt seçmen deyip bunu hep ayrımcılık olarak bir tarafa koymak durumunda kalınıyor.
Bunu kabul etmiyorum. Yani gerçekte baktığınız zaman deme oy verenlerin hepsi Kürt mü Allah aşkına da Kürt seçmen diyoruz sürekli olarak. Bu birincisi. İkincisi çok önemli bir konu daha var. Ben daha fazla vereceğim şeklinde iktidarla muhalefet arasında bir yarış var. Ya özellikle iktidar daha fazla verme taraflısıysa bu kadar eksik bırakmış, bu kadar mağdur hale getirmiş insanları, bu övünülür mü ya, dilenci haline sokuyor milleti. Böyle bir anlayışı nasıl kabul ediyor herkes anlamıyorum. Yani bunun kabul edilmesi mümkün değil. Efendim ben şunu daha fazla vereceğim, şunu daha fazla yapacağım. Yok öyle bir şey. Demek ki iktidar o insanları mağdur etmiş, aç bırakmış. Onun için ötekiler bunun yarışına girmişler. Bu çok ayıp bir şey. Türkiye açısından gerçekten çok kötü bir şey. Ya niye insanları muhtaç hale getiriyorsunuz? Niye insanları hep birine dilenci gibi el açacak duruma getiriyorsunuz? Ayıp bir şeydir bu ya. Bu söylenmez yani. Siyaseten bile ayıp bu. Ama o hale getirdiler ki insanlar o belli bir bizim millet olarak sahip olduğumuz bir kültür vardı, yardımlaşma kültürü. Onu bile ihlal ettiler. Açıktan açığa insanları böyle şey hale, dilenci haline sanki soktular. Ayıptır ya, o insanlar, o yaşlı insanları görüyorum televizyonda. Boyunları bükük, yüzleri berbat şekilde. Ya böyle bir şeye kimin hakkı var Allah aşkına? Ben onu söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten Kürt seçmen, Kürt seçmen deyip durmayın Allah aşkına. Bu memleket niye birlik beraberlik içerisinde olmasın? Hocam ne diyelim? Mahmut mu diyelim? Yani Kürt seçmen diye bir realite var. Mahmut mu diyelim? Öyle bir realite var ama yani. Pardon da. Bu söylene söylene bu hale geliyor. Söylene söylene bu hale geliyor. Bak meclisteyken ben... Yok mu sayalım hocam Kürt seçmeni? Hocam Kürt seçmeni yok mu sayalım? Pardon. Kürt milletvekili vardı. Kürt seçmeni yok mu sayalım? AKP'de de vardı. Başka MHP'de de vardı. Başka yerde de vardı Kürtler. Hocam Kürt seçmeni yok mu sayalım? HDP'yi yok mu sayalım? Veyahut da bir ya yok saymıyoruz işte. Tam tersini söylüyorum. Niye ayrıştırıyorsunuz? Dem eğer sadece Kürtleri temsil ediyor diyorsanız o zaman bence Dem Kürtleri temsil etmiyor. Neyi temsil ediyor? Aslında terörü yalanlamadığı için, teröre lanet okumadığı için, onların karşısında dik durmadığı için aslında onların siyasi ayarları onları temsil ediyor. Bunu açıkça niye kabul etmiyorsunuz? Bu şekilde kabul etmek zorundayız. Değerli hocam, şimdi 50 geçe normalde formatımız öyle, 50 geçe reklama giriyoruz. Epeyce reklamdan çaldım. Bu hakikaten nitelikli tartışmaları da yapabilmek lazım. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Halaçoğlu, Sayın Bağcıoğlu, Sayın Çalışkan.